Herkese merhaba. Geçen hafta size bir sürpriz yapacağımı söylemiştim ve bugün onu açıklıyorum. Sürprizim şuydu, sosyal medyada ve YouTube'da sürekli karşılaştığım kişiler, takipçilerimin çoğu aslında vegan olmaya çok sıcak bakan ve hayvansal gıdaları hayatlarından çıkarmak isteyen, bunu kısmen başarabilmiş olan insanlar olduğu için onlara yardımcı olacak bir rehber hazırladım. Bunu bir internet sitesi olarak da yayınladım. Şu anda aktif, gidip okuyabilirsiniz. Ve bunu tanıtmak için de bu videoyu yayınlayacağım ve biraz da aslında içeriğinden bahsedeceğim. Videoyu tost makinesiyle çekmişim gibi duruyor. Bulanık görüntü için özür dilerim. Eğer ben bu görüntüye tahammül edemem diyorsanız direkt siteye ilerleyebilirsiniz. kolayvegan.com. Bunu aslında internetten satın aldığımız bir kitabın sadece bir bölümünde gördüğümüz bir yazıdan esinlenerek ve biraz da üstlerine eklemeler yaparak hazırladık. Burada 10 madde sunuyoruz ve o 10 maddede vegan olmanın, hayvansal gıdaları hayatımızdan çıkarmanın, sadece gıdaların değil hayvansal ürünleri hayatımızdan çıkarmanın aslında ne kadar kolay olabileceğini göstermek istedik. Öncelikle tabii en önemli adım motivasyon kaynağınız. Sonuçta sağlık yönünden vegan olan da olabilir, hayvan sevgisi nedeniyle de olabilir veya bütün bunların ötesinde çevresel etkenlerden dolayı da vegan olabilirsiniz ama bu motivasyonu sıcak tutmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bunun için tabii bir arşiv oluşturduk. Bu arşivde hem hayvan haklarıyla ilgili, hem beslenmeyle ilgili, hem de çevresel etkenlerle ilgili bazı belgeseller var. Bu belgeselleri sürekli olarak yenileri eklendikçe ben de eklemeyi düşünüyorum. Bazı bloggerlar var, youtuberlar var. Yine vegan içerikler sunan hem hayvan haklarıyla ilgili, aktivizmle ilgili veya yemek tarifleriyle ilgili videolar yapan, içerik hazırlayan youtuberlar, bloggerlar, rehberler, bunların hepsini bir bölümde derledik. Bunun dışında tabii ki ilk vegan olunduğu zaman en çok dikkat edilen şeyler marketten satın alınan ürünler. Biz bilmesek de aslında markette satılan çoğu ürünün içinde hayvansal gıdalar var. Örneğin bazı paketli ekmeklerin içinde süt tozu var. Ekmek diyorsunuz un, su ve tuzla yapılan bir şeymiş gibi gelmesine rağmen aslında bazılarının vegan olmadığını insan keşfediyor. O yüzden bu katkı maddelerini derleyen bir bölüm de hazırladık. İçinde hepsine ulaşabiliyorsunuz. O E katkı maddeleri, E ile başlayan E330 gibi içeceklerin içinde olan koruyucu maddeler, işte kabarma ajanları vesaire. Bunların hangileri vegan, hangileri değil, hangileri vegan olabilir veya hangileri hayvansal gıda içerebilir? Bunların detaylı bir listesi olacak. Bunun dışında vegan olduğunuzda bir grup besini hayatınızdan çıkarmış oluyorsunuz. Ama bunun için şöyle kolaylaştırıcı bir yol düşündük. Bir grup besini hayatınızdan çıkarmadan önce aslında yenilerini eklemek daha kolaylaştırıcı olabilir. Örneğin yani ben kendimden örnek verebilirim. Ben çok fazla hayvansal gıda tüketen biriydim. Hayvansal gıdaları pat diye çıkardığım zaman bir anda bir boşluğa düştüm. Çünkü çok fazla sebze yemeyi sevmiyordum ve yemiyordum. Ama bunu kademeli bir geçişe çevirebiliriz. Öncelikle hiç daha önce tatmadığınız lezzetleri hayatınıza sokabilirsiniz. Daha önce hiç tatmadığınız lezzetlerin farklı tariflerini hayatınıza sokabilirsiniz. Bu yüzden çok geniş yelpazede tarifler olan siteler var. Bu siteleri paylaştık. Sürekli olarak tarif veren bloggerları veya işte Instagram hesabı olan insanları derledik ve bunları sizinle paylaştık. Hatta birkaç küçük örnek tarif de verdik. Bunun ötesinde rutin yemek tarifi dışında bazı pratik tarifler de koyduk. Bu da şunun için aslında çok önemli. Öğrenci olabilirsiniz, zamanı olmayan birisi olabilirsiniz veya aceleniz olabilir. Çok basit olarak dışarıdan bir yerden sipariş vermektense çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz aslında vegan yemekler var. Mesela şu an ilk aklıma gelen humus. Humus nohutu haşlayıp buzlukta beklettiğiniz zaman hazırlığı çok hızlı olan bir şey. Çok da lezzetli oluyor açıkçası. Biz vegan olmadan önce de humusu çok yiyorduk zaten. Bu ona en iyi örnektir. Bunun gibi birkaç tarifi de derledik ve yine bununla ilgili tarif veren insanları da paylaştık. Yani sadece birkaç tarifle yetinmeyip diğer tarifleri de görebilirsiniz. Yine veganlıkta en çok dert edilen şeylerden bir tanesi alternatif bulma. Örneğin işte sucuğun yerine ne koyacağız, işte köftenin yerine ne koyacağız, peynirin yerine ne koyacağız. Öncelikle bunların hepsinin alternatifleri var. Bu alternatiflerin neler olduğunu koyduk ve bu alternatiflerin bazılarının yine tariflerini verdik veya tariflerini veren insanları paylaştık. Şunu hatırlatmak lazım ki mesela köfte, sucuk, süt gibi kelimeler aslında hayvansal gıdaların tekelinde olan bir şey değil.
Bunlar yıllardır Türkçenin konuşulduğu topraklarda diğer besinlerle, bitkisel besinlerle de yapılabiliyor. Örneğin badem sütü, mercimek köftesi, cevizli sucuk gibi şeyler zaten hayatımızda var ama biz onları nedense hep hayvansal gıdaların bir parçasıymış gibi düşünüyoruz. Aslında değil. Bu seçeneklerin hepsini bir yerde topladık ve bir kolaylaştırıcı bölüm hazırladık. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Tabii yine de ben peynirden vazgeçmek istemiyorum diyebilirsiniz. İçinde o kadar yağ ve tuz olan güzel bir üründen vazgeçmek zor olabilir ama bunların zararlı yönlerini öğrenip, alternatifleri olduğunu bilip bu alternatiflerin üzerine gitmek onlardan vazgeçmenizi kolaylaştırabilir. Örneğin çok güzel vegan peynirler var. Çok kötüleri de var. Tıpkı hayvansal sütle yapılan peynirler gibi güzel peynirler de var, kötü peynirler de var. Biz ilk vegan olduğumuzda marketten bir tane vegan peynir almıştık ve hiç beğenmemiştik. Çok hayal kırıklığına uğramıştık. Oysa o zaman için kötü bir markanın kötü bir peynirine denk gelmiştik. Şimdilerde neredeyse 2 sene oluyor. Çok güzel peynirler buluyoruz. Bitkisel proteinlerden yapılan. O yüzden pes etmemek lazım. Ha illa marketlerden almak zorunda da değiliz. Gidip kendimiz de yapabiliriz. Kendimiz kajudan da peynir yaptığımız oldu. Yine bu tarifleri ve bunların yollarını da sitede paylaştık. Tüm bu değişimlerin aslında kolay olmadığının farkındayım. Ama bunu bir algoritmaya oturtmak mümkün. Öncelikle evden başlamanın daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Kendi evinizdeki değişiklikler aslında hayatınızın ve beslenmenizin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Ondan sonra iş yerinizi adapte etme veya okuduğunuz okulsa orayı değiştirme veya şartları zorlama adına yapılabilecek birkaç adımdan bahsettik. Ve daha önce bu adımları başarıyla geçmiş insanların tecrübelerini siteye koyduk. Hatta üniversitelere vermek üzere vegan yemek çıkması için daha önceden başarıya ulaşmış bir dilekçeyi de paylaştık. Bunu da siteden alıp kullanabilirsiniz. Tabii ev ve iş yeri, okul gibi yerlerden ziyade tatile gittiğinizde vegan seçenekler bulmak en zoru. O yüzden bu aslında sizi demotive etmemeli. Dediğim gibi adım adım gitmeniz lazım. Önce ev, sonra okul, iş yeri, ondan sonra tatil sırasıyla gitmek lazım. İlk ikisini zaten hallettikten sonra diğerleri yavaş yavaş düzene giriyor. Bütün bu maddelerin yanında en önemlisi aslında vegan olduğunuzda veya olmaya başladığınızda sürekli olarak size gelecek sorular. Bununla ilgili duyduğunuz kendi endişeleriniz, kendinize sorduğunuz sorular. Bunlarla da ilgili bir bölüm hazırladık. Zaten daha önce koyduğum videolarda çoğu endişenin cevabı aslında var. Onlara zaten buradan ulaşabilirsiniz. Ama işin psikolojik boyutuyla ilgili de yine bir bölüm hazırladık. Siteyi tabii ki tek başıma yapmadım. Eşim yardımcı oldu. Pozitif psikolog Öykü yardımcı oldu. Ve çizimleri de Aslı Alpar yaptı. Zaten sitede göreceksiniz. Bence çok güzel oldu. Sizin de hem siteye bakmanızı hem de arkadaşlarınıza göndermenizi tavsiye ederim. İnşallah faydalı bir eser olacaktır. Sitenin mesaj kısmına eleştirilerinizi, önerilerinizi bırakabilirsiniz. Mutlaka eksik bıraktığımız bir şeyler, birileri olmuş olabilir. Her zaman güncellemeye açık. Beğendiyseniz veya beğenmediyseniz olumlu olumsuz tüm düşüncelerinizi bekliyoruz. Burada yorumlara da yazabilirsiniz. Siteye de bırakabilirsiniz. Bundan sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer çana tıklarsanız videolar yayınlandığında direkt haberdar olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.